Tarihin en ağır depremlerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Altılı Masa liderleri de afet bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Genel başkanların mesajları ve zamanlaması ne anlama geliyor? Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Ama bugün geldim gördüm ki pek çok aksaklık var. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyor. Altılı Masa'nın genel başkanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, yardımlaşmanın zirve yaptığı deprem bölgesini ziyaret ediyor. Ardından da çalışmalara yönelik eleştirilerini dile getiriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun siyaset üstü davranmayacağım çıkışı sonrası bu kez İYİ Parti lideri Akşener jandarmaya yönelik bazı iddialarda bulundu. Valilerin talimatıyla derhal askerin, jandarmanın deprem bölgesine girmesi gerekiyordu. Yardım dağıtımında ki tecrübesi normal sivil insanların tümünden daha fazladır. Onun eksikliği. Kılıçdaroğlu da depremin vurduğu illeri ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan video paylaşımlarına hız verdi. Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış. Yanımda olun çağrıları yapıyor. Hadi orada. Seninle işim olmaz. Peki depremin acısı henüz tazeyken yapılan bu siyasi çıkışlar ne anlama geliyor? Böyle bir felaketin ortasında ben bir siyasetçi olarak orada konuşmayı dahi kendime zul görürüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı reddediyor Sayın Kılıçdaroğlu ve iktidarla hizalanmayı reddediyorum diyor. İktidarla hizalanmıyor olabilirsiniz ama siyaset üstü bakmak zorundasınız. Çünkü bu bir siyasi mesele değil. Tüm Türkiye'nin 100 yılın felaketine odaklanması gerektiği böyle bir dönemde bu gerginlik nelere kapı aralar? Öyle hale geldi ki hükümet karşıtlığı devlet mekanizmasına düşmanlığı yaratır hale geldi. Bu çok tehlikeli. Bu ülke hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, güçlüdür. Eğer omuz omuza verirsek bu badireleri atlatabiliriz. Bizim üzerimizde başka hesapları olan ülkeler olabilir. Bu durumumuzdan istifade etmek isteyenler olabilir. Bunlara da fırsat vermememiz gerekiyor. Dış dünyaya karşı iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm insanlarla bu deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarıp normal hayata dönüşün sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Böyle felaket anlarında siyaset yapmak için doğru zaman nedir? Efendim böyle bir süreçte siyaset yapılmaz. Siyaset bütün bu hadiseler normal mecrasına girer, arama kurtarma çalışmaları biter, oralarda enkaz kaldırma çalışmaları, toplumsal birlik ve beraberliği gerektiren çalışmalar ortadan kaldırılır, bitirilir. Ondan sonra bu süreçte yaşanan eksiklikler elbette ki gerek siyaset mecrasında, gerek bilim mecrasında, gerek sivil toplum kuruluşlarının organize edecekleri toplantılarda bunlar değerlendirilerek bir sonraki olası sıkıntılarda yaşanmasını önleyecek bir süreci başlatmamız gerekiyor.